Üniversite TV'den herkese merhaba. 2016 yılından itibaren rektör yardımcısı olarak görev almaktayım. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitemiz Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuş. Lokalizasyon olarak söyleyecek olursam hem bizler için hem de gelecek olan İstanbul'u tanımak için olan öğrencilere çok uygun bir koşullarda. Çünkü tarihi şehre en yakın merkezlerden bir tanesinde ilk kampüsümüz Halıcıoğlu. Gazi Osman Paşa'daki tıp fakültesi gerek ulaşım olarak gerek çevre olarak da oldukça uygun ortamlarda. Diğer bir Şirin Evler'de de sürekli eğitim merkezimiz var. Üniversitemizin sözleşmeli olduğu yurtlar var. Özellikle de çok yakın yerlerde. Şehrin merkezi içerisinde olan bir üniversite olarak da 10-15 dakikalık mesafelerdeki yurtlarda kalma imkanları olabilecek. %75 civarındaki öğrencimiz çeşitli burslardan faydalanma imkanları mevcut. Birlikte çalıştığımız akademik hocalarımız kendi alanlarıyla ilgili geniş deneyimi sahip bir kadroya sahibiz. Mümkün olduğu kadar öğrenci odaklı bir eğitim ve bu akademik kadromuzun deneyimleriyle bilginin bilince dönüştüğü, oradan da üretime dönüştüğü bir kültür olarak gördüğümüz bir olay. Hem öğrencimiz hem de akademik ve idari personelimizle kapsayan çalışmalar içerisindeki ikili anlaşmalar çerçevesinde 25'e yakın ülkeyle yapılmış olan sözleşmelerle karşılığında 25-30 civarında arzu eden öğrencilerimiz gidebiliyor. Yeter ki onlar talep etsinler. Onların gayretleriyle eğer istedikleri zaman bu imkanları Erasmus vasıtasıyla yerine getirilmeye çalışılıyor. Pandemi döneminde hasta başında 4. 5. sınıf öğrencilerimizin talebi doğrultusunda direkt olarak eğitimlerini sürdürme imkanı bulan Türkiye'deki ender fakültelerden bir tanesi. Onların önünde uzun bir süreç var ve sebebek yapacakları bir şeyi seçmelerinde fayda var. Ben hep ona inanmışımdır. Çünkü sevmediğiniz bir işi yapmak açıkçası hayatı biraz zorlaştırır insan. Akademik Gündem programımızın bugünlük sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün Akademik Gündem programı ile karşınızdayız. Stüdyomuzda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Emir Tan hocamızla birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Hocam seyircilerimiz için sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle bu hem üniversitemizi tanıma açısından böyle bir program için ben teşekkür ediyorum üniversitemiz adına. Artı bu vesileyle de bu uzayan özellikle tanıtım günleri yeni öğrencilerle ilgili olarak ülkemizde son dönemde yaşanan gerek yangın, gerek sel felaketleri nedeniyle ölenlerimizle Allah rahmet, kalanlara sabır ve herkese kuvvet versin dileklerimle. Hı. Ben kendimi tanıtmaya başlayayım diyorum hocam. Bununla ilgili olarak ben 1978 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 80 yılından itibaren de 88 yılına kadar da işte araştırma görevlisi, doktora ve farmasötik mikrobiyoloji konusunda, tıbbi mikrobiyoloji daha doğrusu, üniversite geçmişi ve 88 yılından itibaren de özel sektör ilaç endüstrisine geçişle birlikte 10 yıl kadar product manager olarak ya da işte sorumlu senior product manager, sorumlu eczacı olarak görev aldım. 98'den itibaren de ilaç endüstrisindeki çalıştığım firmanın şu anda ismini söylesem de yok çünkü kapandı. Schering, Alman ilaçtı. Schering şeydi. Berlin headquarter'ında Avrupa ülkelerinden, 32 ülkeden sorumlu. Virgin Man ülkelerinden ki buna Avustralya ve Güney Afrika'da dahil. Onunla ilgili olarak çalıştık 2005 yılına kadar. 2005 yılında diğer başka bir ilaç endüstrisi şirketimizi aldığı için de en son ismiyle Bayer Schering Healthcare diye Global Stratejik Marketing olarak 2011 yılına kadar görev yaptım Berlin'de, headquarter'da. 2012'den beri de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültemizin kuruculuğunda
Ondan sonraki alınan görevler dedi. Bu dönem içerisinde dekan yardımcılığı Eczacılık Fakültesi'nde, arkasından Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü ve 2016 yılından itibaren de rektör yardımcısı olarak görev almaktayım. Evet. Hocam, üniversitenin kuruluş aşamalarında da söz sahibisiniz. O zaman İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni bize her aşamasında bulunmuş öğretim görevlisi, akademisyen ve rektör yardımcısı olarak bize anlatabilir misiniz? Üniversitemiz hakkında seve seve tabii ki tam kuruluşundan itibaren olduğum söylenemez. Üniversitemiz İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitemiz Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuş. Ve ilk öğrencilerini de 2010-11 yılında alan 10 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitüyle kurulmuş bir üniversite. O zamanki ilk mezunlarımız da yaklaşık olarak alınan öğrenci 860 civarında. Bu sürecin içerisindeki tabii ki 2012'de dönüşüm, bizim de katılmamla birlikte ya da diğer hocalarımızla birlikte bu gelişime hepimiz beraber katkıda bulunduk. İlk mezunlarımızı verdikten sonra bugüne kadar gene 11 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 enstitümüzle birlikte ve onun yanı sıra da 10 tane de uygulama ve araştırma merkezlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Rakamsal olarak öğrenci sayımız o 800'lerden başlayan rakam şu anda 8700'ler civarında aktif öğrencimiz var. Yine aynı şekilde akademik personelimiz olsun 480'ler civarında, 250 civarında idari personelle hizmet veren yaklaşık olarak ön lisans ve lisans programlarında toplam 59 programımız, genel yüksek lisansla da sayacak olursak 83 programımız olan bir üniversite, dinamik bir üniversiteyiz ve bugüne kadardaki işte güncel rakamlarla ilgili programımıza da bakayım dedim. 17 bine yakında yeni yüzyılı mezun etmişiz. Evet. Hocam, İstanbul dışından gelecek öğrenciler, hatta İstanbul'da yaşayan öğrencilerimiz için de Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni konum olarak, İstanbul'daki konumu olarak, kampüsünün nerelerde olduğu ile ilgili de biraz bilgi verebilir miyiz seyircilerimize? Tabii, seve seve. Bu konuda bizim ağırlık merkezimiz kampüs olarak Cevizli Bağ. Topkapı Cevizli Bağ'da, Zeytinburnu ilçesine bağlı. Hemen hemen bütün fakültelerimizin öğrencilerinin ilk başlangıç yeri orası oluyor. Lokalizasyon olarak söyleyecek olursam hem bizler için hem de gelecek olan İstanbul'u tanımak için olan öğrencilere çok uygun bir koşullarda. Çünkü tarihi şehre en yakın merkezlerden bir tanesinde ilk kampüsümüz Cevizli Bağ kampüsümüz. Evet, oldukça merkezi. Bununla ilgili olarak ulaşım rahatlığı var. Metro hattı, otobüs ya da Marmaray ya ulaşım kolay ya da onun yanı sıra metrobuslarla eski şehre ulaşmak, şehri tanımak o yollardan güzel bir şey. Onun haricindeki kampüslerimizin ilave olarak da Halıcıoğlu'nda Diş Hekimliği Fakültemizin hastanesi var. Evet, orada hastanesi büyük bir olan, hastane büyük aslında bir değil mi hocam? Büyük bir hastanemiz var, kapasitesi. Ve diş hekimliğinde de bahsettiğimiz gibi birinci, ikinci sınıfı temel bilimlerde gene Cevizli Bağ'da öğrencilerimiz görüyor. Ama üçten itibaren uygulamalarda kendileri Halıcıoğlu'nda direkt olarak hocalarıyla, hastalarıyla orada. Diğer bir tıp fakültemizin Gazi Osman Paşa'da, afiliye olan hastanemizde tıp fakültemizin orada yine bir ve ikinci sınıflar temel dersleri birlikte Cevizli Bağ'da aldıktan sonra üçten itibaren tıp fakültesinin içerisinde devam ederek, katılarak oradaki konumuna Bayram Paşa, ki onlar da hepsi dediğim gibi Halıcıoğlu, Gazi Osman Paşa'daki tıp fakültesi gerek ulaşım olarak gerek çevre olarak da oldukça uygun ortamlarda. Diğer bir Şirin Evler'de de sürekli eğitim merkezimiz var. Oradaki kısımda da Şirin Evler'deki sürekli eğitim merkezimizin tamamen sınıflarıyla orada açıkçası hizmet veriyorlar. Evet hocam.
Hocam peki barınma ve burs imkanlarından da biraz öğrencilerimize bahsedebilir miyiz? Tabii. O konuda barınma olarak üniversitemizin sözleşmeli olduğu yurtlar var. Özellikle de çok yakın yerlerde. Onlarla ilgili olarak işte bu tanıtım günleri de dahil ya da kayıt günlerinde özel %10'lar, %15'ler, %5 indirimlerle kız yurtları olarak onlara hizmet veriyor ama şehrin merkezi içerisinde olan bir üniversite olarak da söyleyebileceğimiz bütün diğer semtlerdeki, örneğin çok yakın hemen hemen metrobüs hattı ya da metro ile ulaşılabilen Fındıkzade, Aksaray gibi yakın 10-15 dakikalık evet, mesafelerdeki yurtlarda hizmet oldan kalma evet. imkanları olabilecek. Onun haricinde dediğimiz gibi protokollerle bu bizim üniversitemize onların kendi vermiş olduğu servislerle üniversitemize öğrencilerimizi getirip tekrar yurtlara dönüştürme tarzında gidiyor. Evet, diğer anladım. Sorunuz burslarla ilgili eğer söyleyecek olursak evet, ki o konuda biraz gönlü açık diyeyim. Evet, öğrencilerimiz bu konuyu çok merak ediyor. Üniversitelerden bir tanesiyiz. Yani genel toplama baktığımız zaman üniversitemizin %75 eğitim öğretiminde burs veren bir üniversite olarak öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz ki bunların arasında bildiğiniz gibi ÖSYM'nin bursları hemen hemen bütün evet. üniversiteler için aynı koşul ama üniversite içi başarı burslarımız, birinci, ikinci, üçüncü programlarında olanlara mezun öğrenci destek burslarımız ya da şehit ve gazi çocukları burslarımız, sporcu bursumuz, burada milli oyuncular ya da milli kulüplerde görev almış olan çocuklarımızı desteklemek açısından verilen burslar, hatta kardeş ve eş bursları tarzında, lise ve denge okulların birincilerine verilen burslarımız, engelsiz üniversite bursu adıyla okulda verilen burslar, çift anadal yandal bursu ki çoğunlukla bunlar da uygulamalarımızda hemen hemen neredeyse %100'e yaklaşan dediğim gibi ortalamada verilen ve son tabii ki en önemli olan bizleri tercih ettikleri tercih burslarıyla. O konuda oldukça zengin bir burs kategorisi mevcut ve okuyan öğrencilerimize de baktığım zaman dediğim gibi genelde %75 civarındaki öğrencimiz çeşitli burslardan %25, %50, %75 oranlarında faydalanma imkanları mevcut. Evet hocam. Hocam eğitim kadrosuyla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Size yeni kaydolacak, şu an yeni gelecek öğrencilerimiz merak ediyorlar. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitim kadrosu, akademik kadrodan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Seve seve meslektaşlarımız, birlikte çalıştığımız akademik hocalarımız gerçekten değerli. Kendi alanlarıyla ilgili geniş deneyimi sahip bir kadroya sahibiz. O kadronun vermiş olduğu yönlendirmelerle birçok konuda açıkçası rahat bir ortamdaki orada da hep söylediğimiz bizim mümkün olduğu kadar öğrenci odaklı bir eğitim ve bu akademik kadromuzun deneyimleriyle gençlerin sorgulama niteliği ki bizim en önemli kültür olarak, üniversite olarak da gördüğümüz üniversitenin tanımına eğer girecek olursak hep hocamızın da Bekta hocamızın da belirttiği gibi bilginin bilince dönüştüğü, oradan da üretime dönüştüğü bir kültür olarak gördüğümüz bir olay. Bunu mümkün olduğu kadar sağlayabilecek hocalarımızın yönlendirici içerisindeki deneyimleriyle birlikte onların verdiği bu yılların vermiş olduğu deneyimin gençlerin de bunu gelecek olan öğrencilerimiz diye nitelendirecek olursak ya da şu anki öğrencilerimize dahil tabii ki onların içerisinde mümkün olduğu kadar hep bizim talebimiz mümkün olduğu kadar sorgulayıcı olsunlar, bilgiyi araştırıcı olsunlar, farklı kaynaklardan bir bilgiyi temin ederken onları temin ettikten sonra onu yorumlayıcı olsunlar, hocalarıyla birlikte derslerimizin içerisinde bunları üniversite ki artık bu son dönem pandemi döneminde de açıkçası bir tartışma ortamında onlar merak ettikleriyle ya da onların da alacakları diğer taraftan hocalarımızın yönlendirme ve deneyimleriyle bu konularda rahat bir şekilde
ileriki mesleki tercih ettikleri ve okumakta oldukları bölümlerde meslek hayatına donanımlı olarak gitmesi, ki buradaki hep söylediğimiz yenilikçi, inovatif, araştırıcı en önemli faktörler. Çünkü geleceğimiz, gençlerimiz bizim açıkçası bakış açımız, göz bebeğimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar biz iyi hazırlayabilirsek, mesleki koşulları dışarıda bekleyen, tercih ettikleri, okumak için geldikleri, elimizden gelen gaybeti o konuda göstereceğiz. O nedenle de müteşekkiriz açıkçası. Akademik kadromuz bu konuda elinden geleni yapıyor. Hocam, böyle güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olmak hakikaten öğrencileriniz için de büyük bir şans. Hocam, gelen öğrencilerimiz hakikaten şu an hepsi İstanbul'a gelecekler. İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne gelecekler ama öğrenciler gelirken hep bir yurt dışı hayali, yurt dışı olanağım olur mu? Bunları merak ediyorlar aslında. Bununla ilgili bir hevesleri de var gençlerimizin. Bununla ilgili üniversitenin yurt dışı eğitim olanakları nelerdir? Yurt dışı irtibatlarımız özellikle Erasmus'la ilgili olarak bu tabii ki hem öğrencimiz hem de akademik ve idari personelimizle kapsayan çalışmalar içerisindeki ikili anlaşmalar çerçevesinde yaklaşık olarak 63 tane yurt dışında yaklaşık olarak genel söyleyebileceğim 25'e yakın ülkeyle yapılmış olan sözleşmelerle karşılığında 25-30 civarında arzu eden öğrencilerimiz gidebiliyor ya da dışarıdan bizim üniversitemize gelen misafirlerimiz olabiliyor. Onlarla ilgili olarak, ki benim kendi bölümümle de ilgili olarak, birçok öğrencimiz işte İtalya'da ya da Fransa'da ya da İspanya'da oradaki eczacılık stajlarını uluslararası kuruluşlarla da ortak Erasmus üzerinden yapma, oradaki deneyimleri, oradaki mesleki uygulamaları görme imkanlarına sahip oluyor. Yeter ki onlar talep etsinler. Onların gayretleriyle eğer istedikleri zaman bu imkanları, elimizdeki imkanları da kullanarak mümkün olduğu kadar Erasmus vasıtasıyla yerine getirilmeye çalışılıyor. Evet. Hocam, bir sağlıkçı olarak size bu soruyu sormak istiyorum. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sağlık yönüyle çok güçlü bir üniversite. Güçlü. Hakikaten diş hastanesini biz metrobüsün kenarında sürekli geçerken görüyoruz. Çünkü çok ulaşım olarak evet. Hakikaten yolun hemen yanında görünen büyük bir hastane. Evet. Aynı zamanda Gazi Osman Paşa'da bir hastaneniz var. Evet. Biraz sağlık konusundan bahsedebilir miyiz? Tıp, diş hekimliği, eczacılık tercih edecek öğrenciler için. Tabii. Ağırlıklı özellikle diş hekimliği fakültemiz dediğiniz gibi bizim de gurur kaynağımız. Çünkü mezunlarımız 2018-2019'larda başarılı tercih sıralamasında birinci olan, birinci tercih edilen fakültelerden bir tanesi. Türkiye ortalamasındaki verilen DUS sınavlarında gene 18. olmuş. Ki bu genel kategori 60'a yakın diş hekimliği fakültesinin içerisinde oldukça başarılı ve tercih edilen. Direkt olarak oradaki almış oldukları, ki en büyük mesela örneğin burada verebileceğimiz kendi öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda, talepleri doğrultusunda gene geçen dönemdeki pandemi döneminde hasta başında 4. 5. sınıf öğrencilerimizin talebi doğrultusunda direkt olarak eğitimlerini sürdürme imkanı bulan Türkiye'deki ender fakültelerden bir tanesi. Aynı şekilde tıp fakültemiz için de söyleyebilirim bunu. Tıp fakültemizin içerisinde de Gazi Osman Paşa'daki hastanemizde 3. sınıftan itibaren oradaki şu anda akreditasyon çalışmalarını sürmekte mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde inşallah akredite olacak bir tıp fakültemizle birlikte. Güzel bir imkan vermeye çalışıyoruz. Onun yanı sıra tabii ki Gazi Osman Paşa'daki hastanemiz dışındaki özellikle hocalarımızın yönlendirmesi ya da öğrencilerin bazı gerek İstanbul İl Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan çeşitli protokoller çevresindeki buradaki özellikle tıp fakültesindeki önemli olan hasta vakalarını incelerken çeşitliliğinin olması. Bunlarla talep doğrultusunda o çeşitliliği sağlayabilen yerlerle de protokollerimiz çerçevesinde
bazı dönemlerde onlarla da kendi istekleriyle işte uygulama dersleri ya da klinik uygulama dersleriyle oralardan da katkıda bulunarak mümkün olduğu kadar tıp camiasına donanımlı hekimler ki özellikle bu yaşadığımız dönemde hepsine sağlık grubuna müteşekkiriz. O grupta o konuda haklı ve ödenmez açıkçası. Evet. Bizim kendi öğrencilerimize dair çünkü onlar da gene gönüllü tıpkı diş hekimliğindeki gibi 5. 6. sınıftaki öğrencilerimiz. Hatta biz dediğimiz zaman ya risk almıyor musunuz, şey yapmıyor musunuz? Hocam bir sene sonra biz zaten pratisyen olarak burada çalışacağız ya da buna benzer yerlerde çalışacağız diyerek dediğimiz gibi eğitimini sürdürmek istediler ve o eğitimi de sürdürme imkanını açıkçası verdik. Sağlık konusunda o konularda mümkün olduğu kadar hedef en iyisini deneyimli hocalarımızla dediğimiz gibi mümkün olduğu kadar hasta çeşitliliğiyle aldıkları derslerdeki onların farklılığının yaratıcı bir şekilde analitik düşünceye dönüştürülmesiyle olması. Gene bir eczacı kökenli olarak da ben kendi adıma konuşacağım. Gene eczacılık fakültemizde gerek laboratuvarları, gerek şeyleriyle bir vakıf üniversitesi olarak hemen hemen tüm genel hem dışarının beklentilerini karşılayabilecek şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz ki demin ben sorduğunuz soruda özgeçmişimi sorduğunuz zaman biraz tanıyalım dediğiniz zaman gördüğünüz gibi üniversite deneyimi olan, yurt içinde ilaç endüstrisinde deneyimi olan, yurt dışında aynı şekilde uluslararası ve globalde çalışmış ve buna benzer diğer hocalarımızla da birçok katkıda ki eczacılık da artık kabuk değiştiriyor eskisi gibi. Tabii ki halen çoğunlukla gelen öğrencimizin beklentisi bir eczanesi de çalışmak ya da açmak. Fakat koşullar değiştikçe onunla ilgili olarak söyleyebileceğimiz biz hepsine mümkün olduğu kadar ilerideki önünde nelerle karşılaşabileceği hayattaki bir endüstri alanı özellikle de ilaç endüstrisi örneğin bakir bir alan eczacı açısından. Eğer tercih ederlerse imkanları da çok geniş bir alan. Yurt içi, yurt dışı sevmeyi. Onlarla ilgili bir imkanları devreye sokmaya çalışıyoruz ki derslerimizin içerisinde de bunları almaya. Aynı şekilde hastane ya da kamu hastanelerinde çalışacak eczacılar açısından ve klinik eczacılık yönünden ki orada da gene hastanelerin içinde. Demek istediğimi kısaca özetleyecek olursam farklı boyutlarla hepsinden bir zemini en azından açıkçası hazırlayıp onun üzerine neyi inşa etmek istiyorlarsa edebilecekleri bir ortamda eczacılığımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Staj olanaklarında dediğimde Erasmus'ta da verdiğimiz gibi destek olmaya çalışıyoruz. Yurt dışındaki stajları yapmak istiyorlarsa ya da yurt içinde farklı boyutlarda onunla ilgili bakış açısı alsınlar ki meslek hayatında nelerle karşılaşacaklarını rahatlıkla görebilsinler. Ondan sonra da tercih meselesi. Çünkü o konuda da işte yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık, eczane açma durumu ki rakamsal olarak zorlanacakları yerde birçok hocamız bu konularda yani hem akademisyen olarak çalışmış ve halen çalışmakta ya da arada özel ilaç endüstrisinde çalışmış deneyimi var ya da eczane eczacılığını yapmış, tekrardan akademiye geri dönmüş hocalarla. Bu bütün deneyimlerinde faydalanma imkanları var. Evet, o zaman hocam eczacılık fakültesi hakikaten çok güçlü kadroyla yani, biraz da sizin mesleğiniz olduğu için onu daha da ön plana çıkarabiliriz. Daha ön plana çıkarttık çünkü eczacı olarak dediğiniz gibi tabii ki ama çok hocam, daha ama hocam eczacılık zaten çok fazla üniversitede de olan bir bölüm değil sanıyorum değil mi? Diğer şu anda meslekler kadar değil. Diğerleri kadar değil. Değil evet değil, daha sınırlı değil, daha aslında. Sınırlı. Hepsinde var tıp diş bildiğiniz gibi eczacılık, mimarlık, hukukta zaten barajla tercih edilen fakültelerden bir tanesi. Yaygın değil. Bunun içerisinde de tabii ki diğer alanları da bir eczacı olarak ben açıkçası öneririm. Eczane eczacılığı çok kutsal mesleklerden bir tanesi. Çünkü bu pandemi döneminde de o meslektaşlarımız da birçok kayıplar verdi. Evet. Direkt hastayla muhatap oldu. Ama onun haricinde eczacının açıkçası ileriki hayatta yapabilmek istediği
çok geniş bir alanda var. Evet. Onu da kullanmaları tabii ki kişisel tercih. Bizim görevimiz o yönlerde en azından neler yapılıyor, neler var onları görmek, onu gururla da söyleyebileceğimiz. Kimi işte ilaç endüstrisinde staj yapmak isteyen öğrencilerimizin çoğu staj döneminin sonunda teklif alarak o firmalarda çalışmaya başlayıp hatta şu ara medikal direktör olan veyahut da diğer bölümlerde araştırma geliştirmede müdürlüğe kadar ulaşmış mezunlarımızın da olması tabii ki bizi verdiğimiz hem eğitim hem de böyle bir iş imkanının olması stajı çok güzel, arkasından evet. takip etmesi bizim açımızdan da gurur verici evet. ve bunu daha ileriye çıtayı ne kadar yükseltebilirsek bütün gayretimiz o. Evet hocam gerçekten çok güzel yani tercih edecek arkadaşlarımız tabii. eminim bu kısmı çok dikkatli dinlemişlerdir. Aynı bölüm tabii ki diğer alanlar içinde yani sağlığın dışındaki evet. iletişim fakültesi olsun ve diğer fakültelerde mimarlık fakültesi olsun bunlarda da özveriyle elimizden geldiği kadar demin de değerli dediğimiz gibi hocalarımızın evet. gayretleriyle yön gösterip mümkün olduğu kadar o yönlerde yürümeleri onları imkanları kullanabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet hocam. Hocam peki öğrencilerimiz şunu da merak ediyorlar. Dijital dönüşümü Türkiye artık gerçekleştirdi bütün evet. üniversitelerde. Üniversiteniz olarak neler yapıldı bu pandemi sürecinde? Uzaktan eğitim süreci nasıl geçti? Hem öğrenciler hem sizler açısından bunu biraz değerlendirebilir miyiz? Tabii ki o birdenbire beklenmedik bir şekilde. Evet, maalesef. Açıkçası ilk başlangıçlar işte yurt dışından da gelen pandemiyle ilgili, COVID-19 ile ilgili Aralık, Ocak aylarında başladı 2019-2020'lerde. Evet, biz onunla ilgili olarak hemen önlem almaya çalıştık. İlk önceki örgün eğitimimize çünkü devam ettiğimiz bir süreçti. Eksik olmasın orada hemşirelik fakültesi öğrencilerimiz örneğin yaklaşık olarak 80 bütün derslerimizin başına bir 10-15 dakikalık hijyen ve sağlık konusundaki alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme ve COVID ile ilgili bulaşma yollarıyla o günkü bilgiler doğrultusunda böyle bir çalışmaya girdik ki o dönemde dediğim gibi Şubat'ın bu 5'i falandı yanlış hatırlamıyorsam. Daha Türkiye gelmemişti. Daha Türkiye'de pandemi evet. ya da şunlar bahsedilmeden evet. hemşirelik öğrencilerimiz veyahut da yapılan toplantılarla diğer tıp kökenli hocalarımızın destekleriyle COVID nedir, korunma yolları, maske, mesafe, nelere dikkat edilmesi lazım tarzındaki çalışmalarla önceki o bilinci oluşturmaya çalıştık. Zaten 16 Mart'tan itibaren de genel olarak Sağlık Bakanlığımız da dahil pandemi olarak da ilan edilmesiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği eğitime ara verdik. Eğitime ara verir vermez ama orada tabii ki eğitim durmaz. Evet. Oradaki sadece örgün eğitim olarak üniversiteye gelme durumu tarzında değil. Hızlı bir şekilde hepimiz elimizden geldiği kadar işte senkron, asenkron onunla ilgili hem öğrencinin hem öğretim üyelerinin ders bu tarzda nasıl işlenir, nasıl yapılır yaklaşık 20-25 tane videolar hazırlanarak onlar bilgilendirilerek mümkün olduğu kadar eğitimi hemen 30 Mart'ta bir 10 günlük süreç içerisinde geçerek onunla ilgili olarak derslerimizi bilgi işlemin o konuda açıkçası bilgi işlem bölümümüzün hakkı ödenmez. 7/24 servis vererek evet. bütün hocalarımıza olsun, öğrencilerimize olsun geçti. Bu arada üniversite olarak yine bilim kurulumuz COVID-19 kuruldu. O şekilde hem üniversitemiz için hem de üniversitemiz dışından web sayfamızdan o konuda bilgi almak isteyen ya da sorulara cevap isteyenler konusunda etkin bir şekilde gidildi. İlk deneme safhası diyeyim çünkü uzaktan eğitim ya da dijitalle açıkçası üniversite olarak o kadar şeyimiz yoktu ama o kısa sürede hepimiz bazen biz kendi aramızda da söylediğimiz hocalarımıza dahil yaşlısı genci adapte oldu ve uygulandı. Öğrenciler gene aynı şekilde mümkün olduğu kadar
eksiksiz bir şekilde yürütebilmek. Eğer eksikler oluyorsa işte internet bağlantılarının kesilmesi, ulaşılamama şeklinde. Orada mümkün olduğu kadar gerekirse sınavların tekrarı da dahil ya da sürelerin uzatılması dahil elimizden gelen bütün o imkanları ve olası riskleri minimuma, bizim dışımızda olabilecek şeyleri vermeye çalıştık. Öyle diyeyim. Evet hocam, bu uzaktan eğitim hakikaten öğrencilerimiz çok hızlı adapte oldular aslında. Hepsi evet. Z kuşağı şu an, hepsi internetle zaten çocukluktan beri haşır neşir oldukları için hiç zorlanmadılar ama. Zorlanmadılar. Üniversitelerimiz de hızlı dönüşüm yapınca hızlı aslında dönüş. Hiçbir problem olmadı. Ama umuyoruz bu dönem yüz yüze eğitime geçilmiş olur. Bu konuyla ilgili öngörünüz nedir hocam? Öngörümüz, çalışmalarımız yüz yüze eğitime. Biz de, öğrencilerimiz de hepimiz geçmek istiyoruz ama tabii ki oradaki gene parantez içerisinde mümkün olduğu kadar verilen kurallar, maske, mesafe ve sınıfların düzenlenmesi, sağlıklı bir ortamda bunları devam ettirebilmek. O nedenle YÖK'ün de o dönemde geçen Haziran 2020'de açıklamış olduğu %30 uzaktan eğitim oranını %40'a çıkarttı. Mümkün olduğu kadar bu geçiş dönemi, ki şu andaki hala işte Covid-19 vakaları, en büyük desteğimiz aşılanmanın bir an önce herkese yayılması, hem öğrencilerimiz açısından hem diğerlerinin tarafından da aşılanmış ortamlarda bir koruyuculuk sağlayarak eğitime geçmeyi planlıyoruz. 27 Eylül'de de üniversitemiz inşallah açılışını övgün olarak yapacak. İnşallah. Sınıflarımızda öğrencilerimizi göreceğiz. Onlar da bizlerle aynı şekilde kavuşmayı, dediğim gibi derslere girdiğimdeki nabız yoklamalarında ne hissediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çünkü belirli bir ölçüde onlar da çok bunaldı. Çok özlediler hocam. Çok özlediler. Kampüslerini. Onlarla ilgili olarak yapılan şeylerde sağlık koşullarımıza uygun olarak mümkün mertebe alınan tedbirler, işte dezenfekte edilmesi ve diğer Sağlık Bakanlığı'nın da vermiş olduğu şeylerde birlikte olacağız. Evet. Onların haricinde bir iki tabii ki uzaktan eğitim, dijitalleşmek, ki çünkü çağımızın artık olmazsa olmazlarından bir tanesi. Geldi. Bu da bir değişik bir fırsat oldu. Evet. Dijitalleşmeye hem Cumhurbaşkanlığı'nın işte kalkınma, 11. kalkınma planında da zaten dijitalleşme diye yer veriliyor. YÖK'ün koyduğu dijitalleşme kurallarında o şekilde ulaşılabilir, erişilebilir, nerede olursanız olun bir ortamı aktif kullanmak hepimiz açısından hızlı bir dönüşüme olanak sağladı ve onu geliştirmekti. Ama tabii ki öncelik yüz yüze, bireysel olarak göz temasıyla, karşılıklı birbirleriyle bilgiyi alabilecek ortamlarını da devam ettirebilmek. Evet. Hocam peki aslında şunu da sormak istiyorum ama hızlıca. Evet. Yabancı öğrenci oranlarınız nedir? Yabancı öğrenciler. Evet. Çünkü öğrenciler kampüste farklı öğrencilerin olması da Türk öğrenciler açısından büyük avantaj sağlıyor. O yüzden öğrencilerimiz bunu da merak ediyorlar. Tabii. Yabancı öğrenci olarak şu anki rakamları verebilirim ancak. İşte geçen dönemdeki bahar dönemimizde 550'ye yakın 32 ülkeye ait yabancı öğrenci üniversitemizde eğitim görmekte. Çeşitli farklı branşlarda. Onlarla ilgili olarak da tabii ki mümkün olduğu kadar kendi entegrasyonlarını sağlayabilecek koşulların sağlanması. Eğer buna örnek olarak verebilecek olursak, eğer Türkçe zayıflığı hissediyorsa ya da takviye diyelim, Türkçe yönünden takviyesi isteniyorsa, YÜTEM dediğimiz TÖMEV'in bizdeki kuruluşu olan Türkçe dil kursları ya da buna benzer diğer kurslarla da İngilizce kursları, ki dil okulumuzdan onları da rica ediyoruz, takviye etmek isteyen varsa. Bu tabii ki sırf uluslararası öğrenciliği, kendi öğrencilerimiz için de arzu eden olursa, ders saatlerinin, yani YÖK'ün koymuş olduğu zorunlu İngilizce ya da fakültelerimizin koyduğu mesleki İngilizceler dışında onları diğer imkanlarla üniversitenin içinde gene kurslara katılma, onlarla ilgili geleceklerini hiç olmazsa şimdiden hazırlama imkanı veriliyor. Tabii ki arzu eden öğrenci olursa, bu ister uluslararası olsun ister
kendi öğrencilerimiz, Türk öğrencilerimiz olsun. Ben İngilizceyi artık bazı alanlar için bildiğiniz gibi olmazsa olmaz. Evet. Mesleğin başında gelen. Sonradan bununla uğraşıp bir hazırlık bir sene katılayım. Gönüllü olarak İngilizcemi halledeyim. Ondan sonra fakültemi ya da okumakta olduğum bölümü o kısmın içerisinde halletmiş olayım diyenler de aynı şekilde hazırlık sınıflarımızda İngilizce katılımları mevcut. Öyle bir imkanlarımız da olabiliyor. İlk başlangıçta hazırlığı aslında öğrenciler almak istiyorlar. Hem üniversiteye uyum, şehre uyum, arkadaşlarına uyum açısından. Yani o gönüllü tabii ki İngilizce eğitim veren bölümlerimiz var. İngilizce edebiyatı, İngilizce onunla ilgili olarak beslenme, diyetetik gibi. Onlar da zaten hazırlık. Eğer yeterli puan alıp da bir şekilde muafiyet alınmadıysa hazırlık dönemini okuyorlar. Onlardaki mecburi olan kısmı ama diğer öğrencilerimize kendi talepleri doğrultusunda rahatlıkla kendi fakültelerinin içerisindeki atmosferde yaşamak için İngilizce kısmını ileride mezun olduktan sonra ve çoğunlukla buna açıkçası ben de dahil çünkü devlet lisesi mezunu olarak çaba göstererek öğreneceğimiz şeyi şu anda aynı mekanda önceden hazırlığını alarak bir uluslararası arenaya diye niteleyeceğim kendini hazırlamış olur ki bazı meslekler için açıkçası dediğim de bahsettiğim gibi olmazsa olmazların başında. Evet, artık şart oldu. Maalesef o konuda daha gayretli olmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle hocam. Hocam sürekli eğitim ve araştırma merkeziniz var. Evet. Şirinevler'de bahsetmiştiniz. Evet, evet. Oldukça fazla eğitimler var aslında bu merkezinizde. Biraz bu merkezinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Özellikle sürekli eğitim merkezimiz burada bahsettiğimiz gibi hem öğrenciyken hem mezun olduktan sonra ya da dışarıdan katılımcılarla çeşitli alanlarda hizmet vermeye çalışıyor. Onun içerisinde söyleyebileceğimiz çok dediğiniz gibi zengin bir program var ama kişisel gelişim eğitimleri örneğin bunların içerisindeki bunlara değişim uzmanlığı eğitimi olsun, yaratıcı drama eğitimi olsun, masal anlatma, öğrenci koçluğu eğitimi ya da mesleki eğitimlerde tehlikeli, çok tehlikeli çalışanlara mesleki eğitimler, yangın eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi ki ben özellikle demin de konuşmamıza başladığımızda belirttiğim gibi açıkçası hem deprem ülkesiyiz, hem yangınlara açık bir ülkeyiz. Seller, iklim değişiklikleri nedeniyle bu tip seminerleri mümkün olduğu kadar kültür haline getirip hatta lisans eğitimlerinde ve zorunlu hale getirmekte fayda var. Bunu şu anda sürekli eğitim merkezimizde sürdürüyoruz. Hukuk eğitimlerimiz var. Temel arabuluculuk ya da temel bilirkişilik eğitimleri gibi aranan çok talep olan kısımlarda dil kurslarımız, kaymakamlık eğitimi ya da SPK ya da KPSS sınavları gibi geniş 15 farklı şu andaki mesela 2020'deki bu uzaktan eğitime de döndü büyük bir kısmı. Katılımcı sayısı geçen dönemlerde 2064 civarında bir oldukça katılımı yüksek olan bir eğitim merkezi olarak açıkçası görev alıyorlar. Evet. Hocam peki son olarak yeni tercih döneminde olan YKS'de sınava girmiş şu an tercih yapan öğrencilerimiz sizleri dinliyorlar. Onlara tavsiyeleriniz, ailelere tavsiyeleriniz bu süreçte neler olur? Öncelikle büyük olasılıkla işte son günlerine, tanıtım günlerinin son günlerine geliyoruz. Cuma günü tanıtımlar bitecek. Ondan sonra aldığınız puanlar neyi, nereye, ne kadar istiyorum. Tabii ki buradaki önceliği ben tercih yapacak olan adaylara ki kimsenin etkisinde kalmadan bir kendi filtrelerinden geçirip ben ne istiyorum? Hangi üniversitede hangi koşulların en iyisi sağlanabiliyor ki bu yapılan şimdiye kadar eğer gezmedilerse bir günleri daha var. Buna biz de dahiliz. Gelebilirler. Hatta bir buçuk günleri var. Bir buçuk günleri var. Öyle diyebiliriz. Doğru. Sayılmaz. Haklısınız. Onunla ilgili ya şuraya da bakalım orada da nasıl gittiler gördüler evvelde. O gördüklerinin içerisindeki uygulama mesleki olarak ileride neyi verecek? Hangi mesleği seçeceğim? O eğitimle ilgili olarak verilen yapılan işlemler nedir tarzında bir kendilerinin içi huzurla onu açıkçası karar vermeli. Çünkü
Ben kendi tanıtım günlerimizde de dahil öğrencilerimiz, işte velisiyle de gelen tabii ki olacak. Onlar da anne baba olarak hepimiz ilgileniyoruz. Ama benim sorduğumuz soru, genellikle benim sorduğum soru, öğrenciye sen ne istiyorsun? Çünkü öyle bir meslek başlangıcındaki tercih bütün hayatı boyunca. Tabii biz anne baba olarak hala klasik gidiyoruz. Tıp oku, yok onu oku, şunu oku dediğimiz. Evet. Ama çocuğun beklentisi ya da severek neyi yapacağı, onu hangi üniversitede en iyi şekilde yapabileceğini önerebileceğim. Evet. Anne babaları da, ben de dahil buna, açıkçası tabii ki yol gösterici olacağız. Onlar şeylerin içerisinde mümkün olduğu kadar, fakat geldiğimiz çağ oldukça değişkenler, eski klasik mesleklerin çok yer değiştirdiği, yeni gelişmekte olan mesleklere doğru. Orada da hepimize biraz daha bu tercih yapacak olan adayların kendi inisiyatiflerine, artısıyla eksisiyle elimizden geldiği kadar yardımcı olup bilgiyi aktarıp onlara bırakmayı, tercihlerini kendileri yapsınlar o zaman öğrencilerimiz. Belli bir oranda onları koyup onların hayatı, onların geleceği, onların içerisinde yani çok değişik boyutlarda karşılaşılan tablolar oluyor. Örneğin çocukla ailesiyle birlikte geldiğinde tıp fakültesinde bilgi almak istiyor. Çocuğa sen de istersin dediğinde ben hukuk okumak istiyorum diyor örneğin. Evet, ikisi birbirinden çok farklı ama. Yani o nedenle adli tıba yönlenebilir veyahut da diğer yönlerine yönlenebilir. Ama onları önüne anne baba olarak demek istediğim o zaten. Yol gösteriyor. Yani bunu tamam, sen tıptan içinde de hukuku bulabilirsin, hukuku yapabilirsin ya da öbürünün içerisinde uygulanabilir. O konularda yardımcı olmak benim önerim bir baba olarak. Açıkçası evet, böyle bütün gömleği çıkartıp o şekilde söyleyebileceğim o dinlemek. Çünkü onların hayatı, geleceğin hayatı, gelecekte onlar. Biz evet. değiliz artık belli bir oranda. Çünkü biz zemini hazırladık. Onların önünde işte Allah ömür versin kaçına kadar giderlerse onların önünde uzun bir süreç var. Ve evet. severek yapacakları bir şeyi seçmelerinde fayda var. Ben hep ona inanmışımdır. Çünkü sevmediğiniz bir işi yapmak açıkçası hayatı biraz zorlaştırıyor insanları. Okurken de zorlanacaklar. Okurken de zorlanacak, çalışırken de zorlanacak, koşullarında da zorlanacak. Onun için hayat, çünkü bizim eczacılığımız da dahil, bazen söylüyorum çocuklara, hocam işte ben bilmem ne istiyordum da eczacılık yönlendirildik. Ne hissediyorsun? İşte bitirmeye çalışıyorum diyorum örneğin. Evet. Onu hissetmemesi lazım. Yani mesleki olarak hoş bir duygu değil. Evet, o zaman ailelere ve öğrencilere de tavsiyelerimiz buradan, sevdikleri mesleklere. Dediğim gibi daha çok baba olarak, bir erkek evlat sahibi baba evet. olarak onu önereceğim yani şeyin içerisinde. Evet. Mümkün olduğu kadar dinlemeleri, tartışmaları, araştırmaları, en iyisini tabii ki hepimiz istiyoruz şeyin içerisinde. Ama onların içerisinde filtreden geçirip, o yön gösterici yapıp, mümkün olduğu kadar onların içerisinde onların geleceğini, onun için de diyoruz zaten hedefimizde bizimle birlikte yeni yüzyılda olarak büyüyün dediğimiz şeydeki kendi üniversitemiz olarak söyleyebileceğimiz o. Evet. Hocam İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni hakikaten sizden dinlemek çok daha keyifliydi. Teşekkür ederim. Evet, üniversitenizi her zaman görüyoruz. Dediğim gibi yol üzerinde güzel tabelalarınız, büyük binalarınız var. Evet, inşallah bir gün kampüsünüzde sizi ziyaret etmek, orada zevkli. Çekimler yapmak isterim. Teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize sağlık. Çok ben güzel anlattınız. Öğrencilerimize o zaman buradan son günler tercihlerinde dikkatli tercih yapmalarını, sevdikleri, istedikleri mesleği daha çok araştırarak, kampüslere giderek, hocalardan direkt bilgi alarak tercih yapmaları noktasında biz de tavsiyelerde bulunuyoruz. İzninizle hocam ben programımızı kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Akademik Gündem programımızın bugünlük sonuna geldik. Sağlıkla kalın.